Of, of güzel Allah. Of. Çok sıcak. Çok sıcak burası, çok sıcak, yanıyor, hava yanıyor, resmen tenim yanıyor, o derece sıcak. Ormanlar nasıl tutuşmasın Allah aşkına, bakın bugün dünya yanıyor, sadece ülkemiz değil dünyanın her yeri yanıyor. Yıllardır söylüyorum, bir kez daha söylüyorum, benim bu ülke siyasetiyle, politikayla hiçbir zaman ihtiyacım, bir sorunum olmadı. Benim, ben konuşamıyorum artık ya. Benim hiçbir zaman kimseyle sıkıntım olmadı. Size her zaman ben bir şeyler anlattığımda küresellerle ilgili bir şeyler anlattım. Dünyanın başındakiler, en üst, en yukarıya çıkın bir kere hayatınızda, bir kere olsun. Uzaya çıkın ya, bir uzaya çıkın, bu dünyanın üstüne çıkın bir Allah aşkına. Bir oradan bakın dünyaya, bir bakın. Çıkın bu küçücük dünyalarınızdan, çıkın, tamam mı? Birbirinizi yemekten bir çıkın. Birbirinizi taşlamaktan, birbirinize laf yetiştirmekten, birbirinizi karalamaktan, kakalamaktan, birilerini alıp göklere çıkarıp birilerini alıp yerin dibine sokmaktan bir çıkın. Kurban olayım, bir çıkın. Bakın, bir çıkın. Bir dünyanın üstüne çıkın. Deyin ki bu dünyaya ne oluyor? Bakın bu dünyanın tepesinde illüminaticiler var. Küreselciler var. Büyük planlar döndürüyor. Ben yıllardır bunlarla çatışıyorum. Yıllardır size bunlarla ilgili bir dünya bilgi aktarıyorum. Gelenleri anlattım, belgeselleri anlattım. Bir izleyin dedim. Paraya bu kadar düşmeyin. En büyük parayla vuruyorlar. Artık sanat camiasını tutun. Önceden sadece zengin birkaç tane ailelerle içindelerdi. Şimdi bütün sanat camiası aynı Hollywood gibi, Amerika gibi, her şey gibi. Beni illa konuşturacak mısınız? Anladınız mı? Çok fazla şey var. Bu böyle sizin bildiğiniz gibi o parti bu parti bilmem neyi değil. Bırakın ya. Birlik olun. Allah aşkına birlik olun ya. Yanıyor. Ülke yanıyor ya. Siz görmüyor musunuz? Yanıyor. Her yer yanıyor. Ülkenin her yeri yanıyor. Canınız acımıyor mu? Siz ne düşmüşsünüz birbirinize? Ben burada neler paylaşıyorum, altına yaptığınız yorumlara bakın ya. El insaf. El insaf. Nerede bu kadar sanatçı? Nerede bu kadar devlet, vekil, parti? Nerede? Nerede bu kadar halk? Nerede? Nerede bu sanatçılar, bu fenomenler, bu zengin iş adamları, bu insanlar nerede? Niye para tutup kiralamıyorsunuz ya? Sizler uçak kiralayın bari ya. Bugün benim imkanım olsa, ben şu arabayı attım çocukların önüne. Attım, umurumda değil. Nerede bu zenginler? Multimilyonerler. Hepinizi biliyorum. Denizlerde deli gibi tekneleriniz var. Ayıptır ya. Ayıptır, ülke yanıyor. Dünya yanıyor. Beni konuşturtmayın. Bir tane magazin, bir tane haber beni alıp koymuyor. Alıp da koymuyor, bu kadın bu kadar insana sesleniyor diye. Kaşı kırık ne varsa onları alıp alıp yapıştırıyorlar. Yok şu şuna bunu demiş mi? Allah hepinizin belasını versin. Ben yıllardır beddua etmiyordum, bana beddua ettirdiniz. Allah size bildiği gibi yapsın. O magazinciler, o haberciler, o gazeteciler, sizin yatacak yeriniz yok. Bundan sonra bana kimse selam vermesin. Sokakta birinizi görürsem, biriniz o Leyla Hanım diye gelirseniz, benim ne fotoğrafımı çekin, ne magazine malzeme yapın, ne benimle ilgili bir haber yapın. Günlerdir gözüm şişti, başım şişti, hastanelik oldum. Ben gerçeğim. Ben gerçeğim. Ben gerçeğim. Beni alıp da bir tane haber yapmıyorsunuz. Bu kadının feryadını bir duyun diyen yok. Nerede kıçını açan, başını açan, götü oynatan varsa onları yapıyorsunuz. Reziller. Dünya yanıyor. Ülke yanıyor. Bir görün burada insanların halini. Nefessiz kalan insanlar. Yanan hayvanlar. Daha birçok şey size göstermiyorum. Aklınızı kaçırmayasınız diye. Yeter. Yeter. Neredesin Acun? Neredesin? Nerede bu zenginler? Nerede bu koçlar, sabancılar? Neredesiniz? Ülke yanıyor ya. Nerede bu trilyonerler? Nerede, Allah sizi kahretsin? Sizler nasıl iyisiniz? Her bir ülkenin her bir yerinden feryat kopuyor. Çığlık kopuyor. Ben dayanamıyorum insan olarak. Benim 14 yaşındaki oğlum sizden daha kat kat erkek, daha kat kat insan. Hepinize sayıyorum. Allah, bunu da haber yapmayın hadi. Rezil rüsvalar. Hepinize kafa tutuyorum. Allah sizi kahretsin. Nasıl bir insansınız? Halk uyuyor. Devlet uyuyor. Millet uyuyor. İnsanlar burada. Manavgat. Allah sizi de kahretsin. Hepiniz işinize gücünüze gidiyorsunuz. Puh, reziller. Dükkan açıp iş güç kovalama peşindesiniz. Şehriniz yanıyor ya.
Şehriniz yanıyor, köylüleriniz yanıyor, ormanlarınız yanıyor. Siz nasıl insansınız ya? Sesimi duyan yok mu? Başka bir fenomen gücünü oynatsa milyonlar açar izler canlı yayınlarını. Milyonlar izlersiniz. Maymunluk yapsam, değil mi? Bayılırsınız. Gösterişte paketler yapıp göndersem alkışlarsınız. Yazıklar olsun size. Nerede bunlar? Niye sormuyorsunuz? Niye aramıyorsunuz? Niye? Bakın ben hastalandığımda o sivrisinek soktuğunda Sağlık Bakanlığı'nı yıktınız. O Sağlık Bakanlığı'nın telefonlarını kırdınız. Şimdi de kırın telefonları. Arayın. O kadını getirin. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kimse bana uçak buçak göndermedi. Kabul etmedim. Ben kendim, oğlumun da, kendimin de, yanımdaki arkadaşımın da Türk Hava Yolları'ndan biletimi aldım. Uçak istemiyorum, jet istemiyorum. Ben o kadar ameliyatlık operasyon bir şey değil. Bana bir doktor gönderin yeter dedim. Yanıma bir doktor gönderdiler. Doktorun biletini bir tek devlet aldı. Ben uçak biletimi bile kendim aldım. Durmadan bana bunu yazıp da durmayın. Durmadan bunu da yazıp durmayın bana. Bu devlet, beğenmediğin devlet sana uçak göndermedi mi hastayken? Siz bu kadar beyinsizsiniz işte. Tamam mı? Biz bu devletin başına bu milleti niye seçiyoruz? Niye seçiyoruz? Bizi korusun diye seçiyoruz. Ben değil. A'sı da, B'si de, C'si de. Bugün AKP değil. Hangi parti olursa olsun, halkını nerede olursa olsun korumak zorunda. Almak zorunda. Bakmak zorunda. İlgilenmek zorunda. Anladınız mı? Bu ekstrem bir şey değil. Bu kadarını bile kafanız kesmiyor. Durmadan benim önüme, ya ben devlete, millete, ben devlete yönetme, beni ilgilendirmiyor. Ben basit küçük işlerle uğraşmam. Beni ilgilendirmiyor. Ben daha bugün bir gün olsun. Ne bugünkü devlete, ne bir önceki gün, ne bir önceki ki. 48 yaşındayım. Hepsinin Allah canını versin. Tamam mı? Hepsi rezil rusvaydı. Çocukluğumdan beri ben bir tane siyasetçinin bu koltuğa oturup da bu memleketi koruduğunu, huzur getirdiğini, sükunet getirdiğini görmedim. Görmedim, siz gördünüz mü? Görmedim. Kardeşi kardeşe kırdıranlar nerede? Unuttunuz mu? Ekmek kuyrukları, tüp kuyrukları, sefillik, açlık. Atatürk'ten sonra gelen ilk halka neyse bugünkü son halka o. Bir milyon kere daha bunu söyleyeceğim. Ben hiçbirini tutmuyorum ya. Bulaştırmayın beni. Bulaştırmayın. Demireli, Özal'ı, Tansu'su, Turgut'u. Neredeler? Hangi birisi ne yapmış size ya? Hangi birisi ne yapmış size? Ne yapmış? Erdal'ı, Ecevit'i, hangi birisi ne yapmış size ya? Ya bir tanesini söyleyin. Her gelen ayrı bir zulmetti bu ülkeye. Niye? Çünkü her biri birilerinin maşası. Bu kadar. Beni delirttiniz sonunda ya. Delirttiniz beni. Yanıyor ülke, yanıyor. Yanıyor ya. Delirttiniz beni. Delirttiniz yeter artık. Bu kadar zengin. Nerede yatacaksınız ya? Nerede yatacaksınız siz? Cenneti. Aşk hiçbir şey demiyorum ya. Yeter, delirdim artık ya. Delirdim artık, yeter. Aklınızı başınıza alın. Şu ülke gidiyor ya, hala siz partidesiniz. Onda bundasınız. Beni ilgilendirmiyor. Bir kez daha söylüyorum. Küreselcilerin oyunları bunlar. Dünyayı ele geçiriyorlar. Tanrıcılık oynuyorlar. Daha çok şey biliyorum. Konuşamıyorum. Delirtmeyin beni ya. İnsan olun artık. Şu Manavgat'ta geldim dolaştık, utanıyorum. Niye dağlarda bayırlarda değiller? İlan edilmeli arkadaşım. Yaz, bu en büyük darbe. Bu en büyük darbe. Ormanlar gidiyor. Ağaçlar gidiyor. Benim anamı orada bayıltmayın ya. İnsan olun azıcık. Bırakın işi gücü. Kazma kürek, ben Ankara'lardan. 14 yaşında çocuğumu aldım geldim, dayanamadım. Bana ne demedin Manavgat'tan? Bana ne demedin? Bugün Bali'ye ölüyorum. Phuket'e ölüyorum. Yıllarınca orada yaşadım. Bugün Bali'ye bir şey olsa ben bugün kalkar Bali'ye gider yine en önde kendimi atarım ya. İnsan olun. Erkekler neredesiniz? Adamlar neredesiniz? Önünüzdekini sallayarak erkek olunmuyor. Önünüzdekiyle erkek olunmuyor. Adamlık başka bir şey. Yeter ya. Yeter Fethi orada yok olmuş. Millet tatillerde. Marmaris bitti gitti. Hiç mi içiniz acımıyor ya? Elinsaf, hiç mi içiniz acımıyor sizin? Bir kendinize gelin artık ya. Bir kendinize gelin. Ben dayanamıyorum artık, çıldıracağım. Bir tane söylediğim yanlışsa söyleyin bana ya. Bir tane yanlışsa söyleyin. Kime haksızlık ediyorum arkadaşım? Ben bugüne kadar kimseden ne bir lira aldım, ne bir lira yedim. Ne kimsenin hayatına ne bir şey tenezzül ettim. Ne şanla şöhretle yaşadım. Ben en popüler olduğum zamanda bile, İki tane diziyi çekip sokakta yürümediğimde bile, bütün playboylar bana mesajlar attığında bile, herkes
herkesin haddini bildirdim. Ben bir kadın olarak gurur duyuyorum kendimle. Ben Türk Cumhuriyeti'nin, ben Atatürk'ün stratejilerinde aklı başında bir kadınım. Ve dünyanın en doğru çocuğunu da büyütüyorum. Sperm bankasından yaptım. Evet yaptım abi. Yaptım. Ahlakımla yaptım. İnsanlığımla, çünkü sizin gibi arsızlarla uğraşmak istemedim. Anladınız mı? Boş insanlarla uğraşmak istemedim. Pırıl pırıl bir çocuk büyütüyorum. Atatürkçü, Atatürk stratejilerinde laik, cumhuriyetçi bir çocuk büyütüyorum. Bu kadar. Bugün bana diyor ki evladım, anne diyor, ben diyor bu ülkeyi yönetebilir miyim diyor. Dedim oğlum hayır. Sakın, hani belki kurtarırım diyor. Belki bir şey yaparım dedim, hayır. Aklını mı yedin oğlum? Benim kaybedecek evladım yok. Bu millete hiçbir şey değmez. Bu millete hiçbir şey değmez. Ben bu yangınlarda bir kez daha öğrendim. Kapıları yıkmadınız ya. O binaları kırmadınız ya. Gidip de bir yerlere başvurup kapıları dövmediniz ya. Dizlerinizi dövüp feryat figan etmediniz ya. Ağıtlar yakmadınız ya. Benim için bittiniz artık. Bittiniz. Bu dağa taş yansın. Kül olsun. Ben bu ülkede durmam. Durmam ama bir daha da gelmem. Gelmem ben. Yeşil olmazsa, doğa olmazsa ben yaşamam. Yaşamam, ben betonların içinde kayboluyorum ya. Diyorum beni böyle tepede bir yerlere bırakın, 2-3 güne bir ekmek verin, ben orada yaşarım ya. Çünkü siz insanlardan çok daha haysiyetli, ormanda, yeşilde, karıncada, börtüde, böcek, o kaplumbağalar, o hayvanlar çadır çadır yanıyor. O insanlar nefesi çırpınıyor. Ben avukatım, milleti işine gücüne çıldıracağım ya. Kazma kürek, ben dedim ben buraya geldiğimde. İnsanlar bir yerlerde sandım. Nerede milletimiz? Nerede Manavgat'ın insanları? Nerede? Ben bugün feryat figan gittik. Hiç kimse gör, köylüler kendi çabalarıyla uğraşıyorlar. Ne asker var, ne jandarma var, ne itfaiye var. Ne bu Manavgat'ın erkekleri? Nerede? Nerede o çiftçiler, o köylüler yanıyor ya? Nerede? Yok, yoklar. Yoklar. Siz de oturun, tamam mı? Siz de oturun. Fenomenleri zengin edin, alışveriş yapın. O linkleri tıklayın, tamam mı? Çıldırıyorum artık. Tamam, sanatçıların konserlerine gidin. Onların o yalakalıklarına, onların o sözlerine. Ay efendim, moraya değirmek için de bilmem ne dedi, bilmem ne yapıyormuşu da bilmem ne. Tam hepinize. Sizi bu, siz onları bir yerlere siz çıkarttınız. Ben doğrucu oldukça, ha ben hiçbirinizin işine yaramadım. Benim bugün bir tanesi haber yapmıyor. Onların yüzüne bir daha bakmayacağım. Bir mikrofon uzatmasınlar sakın bana. Rezil ederim hepsini. Rezil ederim. Hepsi istedikleri zaman beni dinliyorlar. İstedikleri zaman işine gelen haberi öyle bir çat koyuyorlar ki. Leyla Bilgin'e bilmem kim ne bilmem ne dedi. Ha magazin dedikodu olunca işinize. Dedikodu yapan bir insan değilim. Ben liklerle size malzeme satan bir insan değilim. Kendi emeklerimi yapıyorum. Kendi ürünlerimi doğal ve hepinize şifa dağıtıyorum. Hayat dağıtıyorum. Ben ömrünüzü, geleceğinizi kurtaracak insanım. Sirkelerimle. Kozmetik ürün değil. Organik. Yani ben çocuğa çoluğa herkese şifa. Ürünüm alan bir insanın duası yerde biri gökte. Ben bunu yapıyorum. Ben sizlerle oynamıyorum. Sizleri maymun etmemişim. Sizlerin parasını pulunun karşılığında yalakalık yapmıyorum. Gösterişte paketler toplayıp yardım yaptım diye havalar atmıyorum. Bakın, Allah'ın hakkıyla kredi kartımı dibine kadar harcadım. Helal olsun. Ve şu arabam parçalansın umurumda değil. Ama arabayı satarım yine. Keşke bir şey olsa da gidip uçaklar alabilsem ya. Gidip uçaklar alabilsem, bu kadar malı mülküm olsa ben alırım ya. Bir dünya zengin var ya, daha beni konuşturmayın. Anladınız? Şimdi yetti mi? Oldu mu şimdi? Yanıyor memleket. Bu ülke benim artık umudum kalmadı. 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 Bu ülkede sizler salak salak yorum yapanlar var diyor. Ya umurumda değilsiniz. Ne halt ediyorsanız edin. Ne yazıyorsanız yazın. Bir tane cümlemde hata yok. Bir tane sözümde yanlış yok. Ve bu kaydı da yayınlıyorum. İstediğiniz yere, istediğiniz şekilde koyun, istediğinizde yapın. Haydi şimdi, Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Haydi şimdi gidin.